Şikayetler ne zaman başladı? Ne şikayetim vardı onu Hocam alalım. yaklaşık 5-6 ay kadar önceydi. Elimi kullanamıyordum. Hani mesela bir bez sıkmak istediğimde sıkamıyorum. Beni zorluyordu bayağı elim. Senin romatolojik hastalığın Ha, var evet, galiba. romatoid artritim vardı. Romatoid artritim var Evet, tamam. ama yani bu el hikayesi 5-6 ay önce Evet, başladı. aynen öyle. Peki romatoid artrit hakkında herhangi bir tedavi alıyor muydun? Evet, alıyordum. Ne alıyorsun? Ne alıyordum? İğneler kullanıyordum, haftalık İğne, iğneler haftalık kullanıyordum. iğneler kullanıyorsun. Peki kaç senedir romatoid Kaç artritin? senedir? Yaklaşık bir 5 sene, çok fazla uzun bir süreç 5 değildi. senedir. Ama Beş. eldiveyin ağrısı artık 5-6 aydır 5-6 devamlı aydır hale vardı, gelmiş. evet. Ya Hiç kullanamaz hale gelmişsin son dönemde yani galiba. hani beni çok rahatsız ediyordu. Mesela Na bir şey kaldırmak istediğimde, mesela bir çaydanlık kaldırmak istediğimde kaldıramıyorum. Hareketlerin ne kadardı? Hareket ettirebiliyor muydun Hareket elini? ettim. Şöyle mesela saçımı Ha. bağlayamıyordum. El bile hareketlerin ne kadardı? Şimdi iyi. Şimdi tabii ki. Eskisi ne kadardı? Eskisi tabii beni daha kısıtlıyordu. Şimdi daha Yani rahat. aşağı çok az bükülüyordu, yukarı çok az kalkıyordu. Bir göstersene ne kadardı yaklaşık. Yaklaşık olarak ne kadar hareketim vardı? Yani Yani azdı. böyleydi ama şimdi daha rahat Şimdi ediyorum. rahat. Daha Peki rahat. ayaklarında da bir sorun vardı. Ayaklarında parmakların büküktü. Evet, O ne aynen. zamandan beri vardı? Hocam o ne diyeyim, yaklaşık 16-17 senedir vardı. 16-17 senedir Aynen vardı. öyle. Peki seni gördük, sana ne tedavi uyguladık veya ne önerdik sana? Bana ne yaptınız? Mikro cerrahi yöntemiyle. Yok, kamerayla girdik. Evet, kamerayla girdiniz. İçeriği yıkadık Evet. ve yani içerideki o romatolojik hastalığa bağlı iltihabi dokuları aldık. Evet. Ayağınız da aslında biraz zor ikna ettim sizi yaptırma Aynen. yaptırma diye. Hocam ben ikna ettim hocam yoksa. Evet. Vallahi yani sonuçta öyle yürümek de çok zordu ayağınız. Hocam yürümek zor. Beni çok fazla yol yürüdüğüm zaman zorluyor. Oturup kalkarken zorluyordu. Aslında daha ilk önce de iki kere ameliyat olmuştunuz, değil mi? Aynen öyle. Aslında ben yapacağım dediğim zaman da çok Çok inanmadınız tereddüt ettim çünkü bana hep yani tekrarlanır diye söylendi. Şimdi tekrar bir daha mı olacak? Şimdi öyle bir psikolojik hal oldu ki ayağım böyle geri katıldığını zannediyorum ki yine aynı şey olacak. ayağına. Evet. Öyle Şimdi değil. o ameliyat sırasında da hem el bileğinizin içindeki Evet. şeyleri temizledik. Hem de ayağınızın büyüklüğü için alttan aslında yara bile yok. Çok küçük bir şeydi, hallettik değil mi? Yani. Peki ondan sonra el bileği hareketleriniz şu anda kaçıncı günündesiniz? Şu anda çay bir hafta oldu. Oynatmanız değişti mi? Herhangi bir oynatır Yani mısınız? ya oynatıyordu. Temizliğe bir başladım Yok, o kadar değil de hocam. erken. Da, Yaptı hocam yaptı. işte yapmasın sen yapacaksın Engelleyemiyorum onu. Yok yok, en az 3-6 ay dikkat etmek lazım. hocam. Onun Yok, için. ağır şeyler değil. Peki yürümen düzeldi mi? Ayağın nasıl oldu? Baksın Şu hocam, anda topuğa baksın. iyiyim. Şu an iyisin. Hiç geri Aynen. gelmedi herhalde, değil mi? Nasıl? Geri gelmedi bir daha olay. Bükündü lan. Yok, daha şu anda hiç hissetmedim geri geldiğini. Peki. Hocam Allah razı olsun. İnşallah her şey yoluna gider. İnşallah. Yani ama her zaman romatolojik hastalıklarda tekrarlama riski var. Ama yani ben tedaviyi daha rahatlattığını düşünüyorum romatolojik hastalıklarda özellikle. Yani hani ağrıyı azaltıyor, senin genel durumunu düzeltiyor ama tekrarlama riski var. Özellikle 3-6 ay çok üzerine gitmemek lazım. Yine yani temizlik açısından vesaire açısından da söylüyorum. Yani kendinize özen gösterin. Biraz elbiseyinizi zorlayacağınız zaman elbiseyi takın. Böyle çok yüklenmeyin. Tekrar aynı şey başımıza gelmesin Evet. diye söylüyorum. Allah razı Yani olsun. hani ondan sonra tekrar aynı yerlerle bir daha uğraşmayalım. Bu İnşallah. arada da yani gerçekten yani ben de bu kadar çabuk iyileşeceğini düşünmüyordum. Çok çabuk iyileşti. Her şey çok yoluna girdi birden. Aynen. Çok stifti çünkü çok ağırlıydı. Evet. Elbiseniz şekli Veya hocam böyle bir bozuldu. yere dokunduğum zaman özellikle sanki aklım alıyordu. Değil mi? Değdiremem. Ama şu anda herhangi bir şey kalmadı yine. Yok, şu anda bir şeyim yok. İnşallah böyle devam eder ama İnşallah. tekrarlarsa da yine çözümlerimiz var. Onları ileride inşallah bir İnşallah daha olmaz. tekrarlamaz Evet inşallah ama yani akut olarak çok düzeldi yani acayip düzeldi. Yani çok Allah razı memnunum. olsun. Teşekkür ederim hocam. Allah razı Tekrar olsun. geçmiş olsun Sağ olun. diyoruz. Hocam